Olga, hala mesaj gelmedi mi annenden? Ya gelmedi hayatım ya. Bekliyoruz yani. Daha görmedi herhalde. Bir de ben atayım ya. Aa! Gelmiş. Ben görmemişim. Ya bak. Ne diyor? Diyor ki bir programım, işim yok yarın. Evdeyim diyor. E süper, o zaman gideriz, elimize pastayı alırız. Sürpriz. Bizi görünce çok şaşır. Oradan da restorana gideriz. Değil mi? Evet. Ya ne güzel olacak. Harika. Selam. Ay, merhaba. Hoş geldiniz. Cengi kolum. Naber? İyiyim, sen nasılsın? Ya, İyi vallahi. Babuç. Naber? İyidir vallahi. Sima, hoş geldin. Hangi rüzgar attı sizi bakalım buralara? Ay. Evle ilgili bir sorunumuz var İrem. Aa. Bir sürü dert çıkardı yine başımıza. Ya aslında önce dedemi aradık sizin vaktinizi almayalım diye ama bir türlü başarılı olamadık. Evet, halledemedik. Halledemeyince de size gelip danışalım dedik. Ya, çok kolay işler, çabucak hallolabilir aslında ama bir türlü olamadı. Emreciğim. İma mı var bu söylediğinde? Bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Yo, ben öyle konuştum hayatım. Sen üstüne alındın yine. Durun ya, sakin olun arkadaşlar. Yani bunlar stresli zamanlarınız ya. Evin işi gücü bitmez tabii ama siz bize bir anlatın ya. Biz çözeriz, sıkıntı yok. Ne oldu ki? Ne oldu? Şöyle, biz aslında bugün gittik, çok güzel bir vintage buzdolabı aldık, kırmızı. Ya, evet. Hemen göster. Sana göstereceğim, bayılacağım. Çok güzel, çok iyi yapmışsın. Vallahi bayıldım. Ben de çok beğendim. Sonuçta beyaz eşya kaç kere alınıyor ki? Ben de aynısını söyledim. Ya tamam, zaten kırmızı buzdolabına ben de bir şey demedim ki. Sorun ne o zaman? Sorun şu, fayanslar. Ha. Olmuyor, o fayanslarla uymuyor yani. Çok acayip farklı renkleri ikisinin de. Fayanslara bakayım. Ay, hakikaten çok kötü. Gözüm kanadı, gösterdi. Değil mi? Sil o fotoğrafı. Çok kötü. Bizdeki fayansları beğenmediysen ben sana internetten de bulurum. Bu iyi. Bu olur şu. Bence de olur. Çok güzel. Hemen bunu yaptıralım Tolga. Hemen bunu yaptıralım. Ya arkadaşlar, ev daha yepyeni. Fayanslarda toz yok. Niye değiştiriyoruz? Niye yenisini yaptırıyoruz? Deli miyiz biz ya? Çocuklar, geç kalmadım değil mi? Hoş geldiniz. Yok dedeciğim, geç kalmadım. Biz bir çözüm bulmaya çalışıyorduk ama sen zahmet etmeseydin ya. Ne demek zahmet etme ya? Her şeyi ben yaparım. Sadece malzeme eksikliğim var. Ha, tamam. Sağ ol, teşekkür ederiz. Ya Emre'ciğim, bakıyorum ben. Bu buzdolabıyla bu fayanslar olmuyor işte. Olmuyor. Ben sana yani şu, nasıl içine sine hiç anlamıyorum. Çok kötü ya. Benim hiçbir istediğim olmasın zaten. Ya Uç. Bir fayans yüzünden kırma kızı ya. Fayans dediğin nedir? Bir günde ben ustayı ayarlarım, tak tak hallederiz. Dedenle falan olmaz bu iş. Ayarlar mısın ya? Zaten ben de Sima ısrar etti diye dedemi çağırdım. Neyse tamam. Ya sen gönlünü al, hallediyoruz de biz de. İyi tamam, hadi. Değiştirelim fayansları o zaman. Ne? Değiştirelim, tamam. Çekilirim. Değiştirelim dedi. Değiştirelim. Sevgisini böyle ifade ediyor. Çok sevindim. Onlarla olmazdı. Doğru, doğru. Tamam, evet. Tamam. Hayır. Ben geldim. Turgoş'a. Nasıl olmuş da? Ya, bu sizi daha açmış İsmail Bey. Daha iyi bu. Bu da dalgalanıyor uşağım. Acayip uçağı havada. Kemal amca. Sen ne diyorsun abu? Kara göründü diyorum. Sana bir papağan alayım. İsmail kaptan. Bence güzel. Hiç canınızı sıkmayın. Sizin içinizden bu gelmiş, kullanın. Aslan memleketlim. Bak nasıl anlayı tarzdan. Tebrik ediyorum. Ne? Söylemeyeyim diyorum ama galiba kendimi zor tutuyorum şu an. Ne? Söyle. Ne? Yani madem eve fayans ustaları girecek, bence zemini de değiştirin. Hayda, zemin nereden çıktı ya şimdi? Ya ne demek nereden çıktı Emre ya? Zemin çok önemli. Bir evin çehresini değiştirir ya. Evet Kemal amca, çok doğru. Yani şu bu mevcut zeminle mutfak çok küçülüyor gibi geldi bana. Mutfağımız küçülüyor mevcut zeminle. Evet, zemini değiştirmemiz lazım Emreciğim. Mutfağımız küçülmüş, bak. Ben de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu eğer zemin değiştirilecekse, yani bu kırma işine girilecekse, bence bu petekleri de değiştirelim. Ya bunlar çok yeni kaldı. Bak mutfak tam retro bir mutfak oldu yani. Bu petekler olmadı mı bir ya? Modern kaldı. Değiştirelim, tam retro olsun. Evet, petekler çok yeni. Petekleri değiştirelim. Evet. Emreciğim. Madem ki uşaklar, ben de fikrimi söyleyeyim. Böyle bir işe kalkıştınız, dolapları da değiştirin. Çok modern kalıyor deduklarınızın içinde. Değil mi?
Ya tamam. Madem ki bu kadar çok işe girdik, o zaman şu aradaki duvarı yıkalım, mutfağı salona bağlayalım. Ya dede ne diyorsun ya? Ya ne demek ne diyorsun ya? Amerikan mutfak yapalım diyorum. Amerikan mutfak. Ferah mı? Rahat olur. Ya. Diyeceğim yani madem mutfağın peteklerini değiştiriyoruz, bütün evin peteklerini değiştirelim. Bir örnek olsun. Madem şimdi bütün petekleri değiştireceğiz, o zaman sizin evin boyalarını da değiştirmek lazım. Yani renkleri çok uyumsuz ya. Bunların önüne petekleri koyduk mu acayip sırıtacak. Ay evet. Bir şey diyeceğim. Madem ustalar girecek Tolga, boyacı da girsin, boyansın ne? Tabii tabii, haklısın canım. Evet. Yani. Ha, boya işini ben yaparım. Ha yok, yok dede. O biz başta düşündüğümüz gibi değil artık. İş büyüdü, sen yorulursun, olmaz hemen. Ya yorulmam, ne yorulacağım ya? Bana hiçbir şey olmaz. Boya işi bende. Kemal amca, yok biz seni yormayız. Bak ben boyacıları hallederim ama sen istiyorsan kontrol amaçlı başlarında dur. E tamam. Boya işini yapalım Evreciğim. Boyayalım. Ev retro olsun. Her yer retro olsun. Her yer retro görmek. Bir tane bir şey söyleyeceğim. Acaba çok olmadı mı? Bak bir tane mutfak fayansı değiştirmek için geldik buraya. Lütfen Allah aşkına ya. Ya Emre, bir şey yapıyoruz madem, tam olsun. Bir şey diyeceğim. Kızmayın ama. Yani bu banyo da benim içime hiç sinmedi. Banyoya da dokunmak lazım. Madem bu kadar değişiklik yapıyoruz, orada yapalım. Yani nasıl bir dokunuş? Ne mesela? Yani madem bu kadar değişiklik yaptık, şu duşakabinden vazgeçelim, bir küvet koyalım oraya. Evet. Ama şey, küvet koyarsanız o musluk başlıkları olmasın. Musluk başlıklarını da değişmek lazım burada. İsmail Bey haklı. Şimdi madem musluk başlıkları değişecek, bu banyo dolaplarını da değiştirmek lazım. Bak bunlar kötü kaldı orada ya. Ya Tolga, dolaplar yepyeni. Arkadaşlar dolaplar yepyeni. Kapakları açılmadı. Daha gözünüzü seveyim ya. Ya Emre, dolaplar yeni de uyumsuz baksana. Evet. Dolapları değiştireceksek bak o zaman aynaları da değiştir. Ya. Hani şöyle ince gösteren aynalar var. Onlardan takalım oraya. Kemal amca çok iyi fikir. O da bende. Bir şey diyeceğim. Perdeleri aldın mı? Aldım. Göster. Onu hallettik ya. Bir bakayım ben. Evet, evet. Şu. Emin misin bu perdelerden? Neden? Benim çok içime sinmedi. Bence madem bu kadar değişikliğe gittin, perdeleri de değiştirdin. Sonuçta ömür boyu kullanacaksın. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Ay bilemedim, haklısın valla. Kesin değişmesi lazım. Emreciğim. Ha canım. Perdeler. Ama almıştık hayatım. Kesin değişmesi lazım. Değiştir, değiştir. May. Mobilyalar senin içine sindi mi? Evet. Biz Emre ile beraber seçtik onları. Tabii tabii, biz beraber seçtik, beraber aldık değil mi Sima? Evet. Hiç problem yok ya, hallettik onları. Ha, sizin içinize sindiyse problem yok. Sen ne oluyor? Söyle bakayım, ne oldu? Yani madem duvarlar komple boyanacak, petekler değişecek, perde değişecek falan, bence mobilyalar da değişsin. Ya İrem. Şimdi canım arkadaşım, biz onların parasını ödedik. Depoda evet. Bizi bekliyor mobilyalar. Sen ne olsun istiyorsun acaba? Ya Emre, bunu mu takıyorsun kafana ya? Onları iade ediyorsun. Yarı fiyatını alıyorlar geri. Takma yani. Yarı fiyatını? Evet. Yani Emre'cim, çok da şey yapmak istemiyorum ama İrem haklı. Yani bana uyumsuz geldi çok. Yani uyum yok. Uyum çok önemli biliyorsun. Bir de madem girdik böyle bir şeyin içine, değil mi? Tek seferde yapmayalım mı hepsi? Tabii kızım, doğru düşünüyorsun. Kır dök ne varsa hepsini yaptır. Bana bak, sonra içine mobilya girdiğinde bunların hiçbirini yapamazsın. Aa, Kemal amca haklı. Vallahi sonra toz toprak var ya, hiç uğraşılmaz ha bunlarla. Evet, taşındıktan sonra bir çivi bile çakmak mesele olur, söyleyeyim. Ya arkadaşlar, biz bir fayans değiştirecektik. Şimdi evi komple tadilata sokuyoruz. İsmail hayatım, orada olacak, şöyle yapalım. Biz yeni bir arsa bulalım, temelden yeni eve girelim. Ne dersin? Ay abart. Abart Emre. Ne kadar abartık bir insansın ya. Ya niye bu kadar çok abartıyorsun? Eve yıllarca oturacağız o evde biz sonuçta yani. Sonra iki sene sonra mı hadi değişiklik yapıyoruz diye ayaklanalım. Şimdiden hepsini... Bak yine beni yükselttin. Simayaklı. 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 Bak ne kadar haklıyım. Bak herkes değil ki Simayaklı. Bak değiştiriyor hepsini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.